Merhaba arkadaşlar, NeoArt Akademi'nin online eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temel çizimin bir diğer konusu olan silindir çizmeyi öğreneceğiz. Diğer geometrik formları çizerken kullandığım gibi yine yatay ve dikey çizgiyi kullanarak başlayacağım. Kağıdımın dikliğine paralel bir tane dik çizgi çizdim. Bu aynı zamanda benim silindirimin yönünü gösteren bir çizgidir. Yani kağıdımda dik duran bir silindir çizeceğim. Bu çizgiyi attıktan sonra silindirin tabanını ve tavanını gösteren dairelerimi, elipslerimi yerleştireceğim. Ve diğer sağ ve sol köşelerini gösteren dik çizgilerimi çizerken ortadaki dik çizgiyi alarak, referans alarak dik çizgilerimi çiziyorum. Gördüğünüz gibi kalemi gayet rahat ve yukarıdan tutuyorum. Yani kalemi çok fazla aşağıdan ve sık tutmamaya çalışın. Daha gevşek ve daha rahat tutmaya çalışın. Şimdi temel çizimde objeleri tarama yaparken, onlara ışığın nereden geldiğini gösterirken, objelerin formunu anlatırken biz öncelikle tarama yapıyoruz. Yani doku çalışmasına geçmeden önce mutlaka egzersiz olarak tarama yaparak başlamanız gerekir. Bu aynı zamanda bir sonraki objelerinizde, çizeceğiniz objelerde daha rahat etüt yapabilmek, daha rahat ışık gölge verebilmek için faydalı olacaktır. Bu yüzden öncelikle tarama yaparak başlıyoruz. Daha sonra ilerleyen konularda objelerin dokularını vermeyi, nasıl vereceğimizi, nasıl çizgiler kullanacağımızı öğreneceğiz. Şu anda silindirin nereden ışık aldığını önce gözlemledim ve buna göre direkt söylediğim gibi en koyu atarak, en koyu çizgilerinizi çizerek başlamıyoruz. Yavaş yavaş koyulaştırıyoruz ve tarama yaparken dikkat etmeniz gereken şey burada da silindirin dairesel formuna uygun dairesel çizgiler atmanızdır. Buna mutlaka dikkat edin. Tabii ki farklı tarama yönleri kullanarak, farklı çizgi yönleri kullanarak da taramayı yapabiliriz. Ama mutlaka dikkat etmeniz gereken şey silindirin formu. Şimdi koyu olan yüzeyi yavaş yavaş koyulaştırdım ve üst üste tarama atarak koyulaştırmaya devam ediyorum.
artık silindirime ışığın nereden geldiğini yavaş yavaş göstermeye başladım. Unutmayın, tarama yapmamızın amacı, yani önce geometrik formlarla başlamamızın, bu geometrik formların üzerine daha çizgisel dokuyu vermeden yaptığımız taramalar, ileride yapacağımız doku çalışmaları için egzersiz yapmış olacağız. Yani burada aslında tarama kısmında basit objelerde öncelikle elimizi ısıtıyoruz, daha sonra daha rahat doku vermeye başlıyoruz. Silindirim bitmek üzere. Silindirim bitti. Evet, iyi çalışmalar.